arkadaşlarım, değerli başkanım. Biz ihracatçı birlikte olarak yönetime geldikten sonra şöyle bir prensip kararı aldık. Dedik ki her yönetim kurulu toplantısını zeytin bölgesi olan bir yörede yapalım. Birincisini Ayvalık'ta yaptık. İkincisini burada yapmayı planlıyorduk ancak Ramazan ayına denk geldiği için ikincisini ve Aydın'da yaptık. Ve üçüncü toplantımızı Akisar'da yapmaya karar verdik. Tabii tarımsal ürün ihracatıyla uğraşan birliklerin bizim anlayışımıza göre sadece ihracat açısından konuyu değerlendirmelerinin yanlış olduğunu, biz sadece ihracatçıyız, ihracatla ilgili konuyla ilgileniriz, diğer konularla ilgilenmeyiz felsefesinin yanlış olduğunu, tarımla ilgili ihracatçıların tarımın tarlasından, sanayisinden, komisyonundan ihracatına kadar bütün bölümleriyle kucaklaşması gerektiğini, bu sorunları inceleyerek çözüm bulması gerektiğine inanıyoruz. Tabii biz zeytinciler olarak büyük bir aileyiz. Her ne kadar zeytin tanesi küçükse de onun ekonomik değeri ve çıkardığı şamata çok büyüktür. Bu anlayışla ihracatçı birlikleri olmamıza rağmen her platformda ilk önce tarımını, ondan sonra komisyonunu, sonra sanayisini ve ihracatını ele aldık. Şimdi iki gün önce Ankara'da bir toplantımız vardı. 12 tane tarım birliği, Ekonomi Bakanı ve Tarım Bakanı. Orada yaptığım konuşmayı burada özet olarak anlatmak istiyorum. Belki fikirlerimizi biraz daha net ortaya koyar. Ondan sonra da sizlerin soru ve sorunlarınızla ilgili sorduklarınıza cevap vermek isterim. Biliyorsunuz Türkiye'de bundan 10 yıl öncesine kadar 88 milyon adet zeytin ağacı vardı. Şu anda Türkiye'de 176 milyon zeytin ağacı var. Tabii bu rakamlar daha kesin olmamakla birlikte ayrıca bu rakamların tespit edilmesi konusunda da yine ihracatçı birlikler olarak zeytin araştırma enstitüsüne destek vererek Türkiye'deki varlığımızın ne olduğunu çıkartmaları konusunda yardımda bulunuyoruz ve çok kısa sürede çıkacak sanıyorum Akisar Ticaret Borsası'nın konuda çalışma yapmış. Ondan da faydalanacağız. Tarım Bakanı'na dedim ki binlerce yıldır Anadolu'da zeytin ağacı var. Zeytinin ana vatanı Anadolu. Bir asra yakın da Türkiye Cumhuriyeti var. Binlerce yılda 88 milyon olan zeytin ağacı miktarımızı 8 yılda 2'ye katladınız. Bundan dolayı Tarım Bakanımızı ve onun bürokratlığını ayakta alkışlıyorum dedim. Ancak bunları yapmanın arkasından gelmesi gereken destekler var. İspanya'da 1 kilogram zeytinyağına 4 milyon TL karşılığı köylüsüne prim verilirse Türkiye'de de 8 yıldır 4,5-5 liradan zeytinyağı satılıyorsa o zaman bu sektöre bir takım destekler verilmesi gerekiyor dedi. Bu desteğin de şu ana kadar en son bu sene 70 kuruş olarak, geçen sene 70 kuruş olarak açıklandı biliyorsunuz. En az 2 lira olması lazım. Gerekçelerini de anlattım. Neden olmalı? Ayçiçek yağının ham yağ fiyatı
2.8 TL. Tabi rakamları yuvarlatarak söylüyorum. Ay şeyine verilen, ham maddesine verilen prim 80 kuruş. Kanola yağının ham yağ fiyatı 2.5 TL. Bunun ham maddesine verilen primden 1 kilogram kanola yağına gelen prim miktarı 1 TL. Şu anda biz 5.5 TL'lik zeytinyağına 70 kuruş prim verirsek haksızlık yapmış oluruz. Ayrıca en önemli konulardan birisi de yemeklik zeytine prim verilmesi konusu. İspanya'daki uygulamayı anlattım. Takibi 4 TL zeytinyağına 50 kuruşta, bunun %11'i kadar, 50 kuruşta yemeklik zeytine prim verilmekte. Yönetime geldiğimizden beri üzerinde ısrarla uğraştığımız iki tane temel konu vardı. Bunlardan bir tanesi zeytinyağına verilen primin 2 TL'ye çıkarılması, zeytine de prim uygulamasının başlatılması. Hem ekonomiyi kayıt altına alacağını net bir şekilde anlattım. Şu ana kadar Tarım Bakanımız yemeklik zeytine prim dendiğinde kapatın kapatın okunuyordu. Konuşmayı şu anda İlaç Açı Birliği yönetiminde veya diğer arkadaşlarımızda hepsi biliyorlar. İlk kez bana ya zeytine prim verebiliriz bir düşünelim dedim. Ben de daha önceden 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı olarak almış oldukları bir karar çıkardım. Daha önceden konuşmalarımızda söylemiştim. Yok hatırlamıyorum ben öyle bir karar dedi. O kararı çıkardım. Kendisine verdim. Sana da verdim. Başkanım. İlk kez ağzından olabilir bir şekil düşünelim kelimesi çıktı. Ama maalesef şu ana kadar bir netice alamadık. Toplantıdan ayrılırken benim yanıma geldi. İşte ben dedi İspanya'daki zeytin ağacı varlığının miktarını öğrendim. O ağaç miktarına kadar bunun destekleneceğini talimatını verdim dedim. Ben de kendisine iri zeytin çeşitleriyle ilgili de bir dikim kampanyaları yapılması gerektiğini, bu desteğin devam etmesi gerektiğini anlattım. Onların da notunu aldım. En önemli ikinci konu Tarım Bakanlığı ile ilgili. Bizim temel projelerimizden birisi de buydu. Kamu spotu ile zeytin ve zeytinyağının desteklenmesini sağlamaktı. Bununla ilgili gerekli talimatı verdi. Şu ana kadar tanıtım grubu başkanı Kadri Gündeş Bey ile beraber bir de Ahmet Topçu Bey ile beraber Ankara'ya gittik bir sefer. Ana projeyi Tarım Bakanlığı Yayın ve Yayınlar Dairesi'nden ana projeyi şu anda bitirmek üzereyiz. Ve bunun senaryo çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Herhalde önümüzdeki ay içerisinde bunların yayınına başlatacağız.